Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Adobe Premiere'de ses ve görüntü senkron problemini nasıl halledebiliriz onu bahsedeceğim. Öncelikle seyrettiğim videolarda baktım ki kendi sesinizi ayrıyetten kaydediyorsunuz ve ayrı bir dosya oluşuyor burada gördüğünüz gibi. Şimdi bütün videolarda bu şekilde göstermiş. Yani ses kaydı ayrıyetten yapılmış. Her zaman ses kaydı yapmak zorunda değiliz. Tek videoda da işimizi halledebiliriz. Şunu silelim mesela. Farz edin ki tek videomuz var. Ayrıyetten ses kaydetmedik. Nasıl yapacağız peki? Buradaki ses kaymasını ilk önce bir Adobe Premiere'e yükleyelim. Orada ses kaymasını hep beraber görelim. Evet, videomuzu yükledik. Şimdi dikkatle dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi koltuk desen giydirme işlemini yapacağız. Herhangi bir koltuğa desen giydirme. Bakın dikkat ettiniz mi? Koltuk resmini açmaya başladı ki daha koltuk resmi açalım dememişti. Bakın devam ediyorum. Nasıl yapılır? Onu göreceğiz. Öncelikle bir koltuk resmi açalım. Bakın koltuk resmi açılalı çok oldu ama videonun ses ve görüntü senkronunun ne kadar bozuk olduğunu gördünüz. Şimdi bunu silelim bu dosyayı. Ve tekrar dosyamıza geliyoruz. Öncelikle QuickTime Player programının bilgisayarımızda kurmamız gerekiyor. Sebebini anlatacağım. İlk önce hızlı bir şekilde nasıl kurarız onu anlatıyorum. Apple.com.tr'yi açıyoruz. Arama yerine, pardon, destek yerine tıklıyoruz ve arama çubuğuna QuickTime diyoruz. Zaten bakın hemen açıldı. QuickTime indirme diyor. Burada indirebilirsiniz. Bunun linkini vereceğim size açıklamalarda. Benim şu an bilgisayarımda kurulu olduğu için ben tekrar kurmuyorum. Sadece size göstermek için yaptım. QuickTime programını kurduk. Kurduktan sonra video dosyamızın uzantısını görüyorsunuz ki MP4. Bunun uzantısını DIF olarak değiştiriyoruz. Denizli, İzmir, Fransa. Enter diyoruz. Açılan pencereye evet diyoruz. Bakın DIF formatını değiştirdik. Bu DIF formatı QuickTime Player'ın bir uzantısı. Şimdi hiçbir şey yapmadan bu dosyayı direkt Adobe Premiere'e yüklüyoruz. Bakın zaten QuickTime hemen logosunu aldı. Ve şimdi play'e basarak videoyu tekrar dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi koltuk desen giydirme işlemini yapacağız. Herhangi bir koltuğa desen giydirme nasıl yapılır? Onu göreceğiz. Öncelikle bir koltuk resmi açalım. Bakın dikkat ettiniz mi? Koltuk resmi açalım dedikten sonra hemen koltuk resmi açıldı. Dolayısıyla ses ve görüntünün uyumlu olduğunu gösteriyor bize. Önceki videoda seyrettiğimizde ne kadar farklı zamanlarda oluşmuştu koltuk resmi. Sesinizi ayrıyetten kaydetmenize bence gerek yok eğer çok bir ihtiyaç yoksa. Bu şekilde videonuzun uzantısını DIF formatında değiştirerek ses ve görüntü kaymasını kesinlikle önleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz.